dünya tarihi boyunca devletsiz kalmamış tek millet sıkıntıya düştüğünde ne yapardı? İşte bu sorunun cevabını çok eski zamanlardan itibaren dikili sancağın gölgesinde sinsin ateşi başında kurbanlarla, dualarla, bağımsızlığın simgesi davullarla toplanan seymenler çok iyi biliyordu. Oğuz töresine göre devletin ve milletin sadece devletin ve milletin zorda kaldığı dönemlerde ki buna kızılca gün denirdi yeni liderini seçmek için toplanırdı Seymen alayı. 27 Aralık 1919 binlerce vatan sevdalısı Ankara'da işte yeni liderini bekliyordu. 27 Aralık 1919 yılında Mustafa Kemal milletin içine düştüğü buhrandan kurtaracak tek liderdi. 25 bin nüfusu olan o dönemlerdeki Ankara'da çevre illerden gelen insanların toplanmasıyla 35 bin 40 binlere çıkmış büyük bir kalabalık. Mustafa Kemal Sivas'tan temsil heyetiyle birlikte yola çıktığında 9 günlük yolculuğun sonunda Ankara'ya varacaktır ve dikmen sırtlarında onu 3000 yaya 700'den fazla atlı seymen alayı karşılayacaktır. Bacıyanı Rumlar, gençler, çocuklar, mektepliler Dikmen Vadisi'nde milleti buhrandan kurtaracak yeni liderini beklemekteydi. Mustafa Kemal aracından iner ve seslenecektir. Ne zahmet ettiniz bacılar! Ne zahmet ettiniz ahalar bağımsızlık uğruna ölmeye vatan millet uğruna kanımızı akıtmaya yedi düvele meydan okuyan liderimizi karşılamaya geldik der. Mustafa Kemal soracaktır. Fikrinizde sabit misiniz? Hamdolsun. Allah milletimizi muzaffer eylesin diyecektir Mustafa Kemal. İşte 27 Aralık 1919'da Türk milleti kendi liderini bağrına basmıştı. Ve o günden itibaren Mustafa Kemal yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış ve Türk milletinin kurtarıcı lideri olmuştu. 1936 yılından itibaren Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi her yıl Ankara koşusu Atatürk koşusu olarak yapılmaktadır. İlk koşu 1936 yılında Mustafa Kemal'in Dikmen Vadisi'ne geldiği yerden Ulus'a kadar yapılmıştı. Sadece 1973 yılında 25 Aralık'ta İsmet İnönü'nün vefatından sonra 27 Aralık'ta yapılacak koşu 30 Aralık'ta yapılmıştı ve 1936'dan bugüne kadar her yıl 27 Aralık'ta Ankara ve Türk milletinin bağrına bastığı vatan sevdalısı Mustafa Kemal'in bir lider olarak kabul edildiği gündür. Tarihle kalın, sevgiyle kalın.